Efendim merhabalar, selamlar. Bilimden Sağlığa programından hepinize iyi bir hafta sonu dileyerek başlayalım. Bipolar tedavisinde yeni ufukları anlatacak konuğum bugün bize. Bipolar tedavisi, manik depresif biraz da sevdiğimiz bir alan aslında. Hatta dinlerken de keyifler alırız genellikle. Hocama bütün bunları da soracağım. Kendini bir işte dahi zanneden, buluş zanneden, uçağı kendisini bulduğunu zanneden, işte güvercini, işte melek zanneden, onu bir işte Cebrail zanneden, kendisini peygamber, mesih, kurtarıcı, kahraman filan, yani kraliçe, her şeyi zannedebileceğimiz bir meseleden konuşuyoruz ama işin tıbbi tarafı acaba nasıl bir şey? Bütün bunları bugün konuğum bize aktaracak. Bazen tavanda oluyor olmamız, dipte oluyor olmamız, iniş çıkışlarımız, sürekli uçuşa geçiyor olmamız gibi pek çok konuyu bugünkü konumuzun içerisine koymamız mümkün. Ama yeni ufuklar dediğimize tedavi meselesini biraz ağırlıklı olarak da hocamdan isteyeceğiz. Bilimden sağlığa konusunda, yani bipolar tedavisinde bilimden sağlığa acaba neler söyleniyor? Bütün bunlar konumuz. Sorularınızı yönetmenim ekranda gösterecek, iletişim bilgilerimizi oradan bize ulaşmanız mümkün. İşte Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, buralardan ulaşın. Ulaşamayan seyircilerimiz ise bize danışma hattından daha sonra arayarak hocamıza da ulaşabilirler diyoruz. Ve konumuza sizler de hazırsanız başlıyoruz efendim. Konuğum Profesör Doktor Sermin Kesebir. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde yıllardır hocasınız. Üniversitede dersler veriyorsunuz, klinik yapıyorsunuz. Özellikle bipolar alanında da kongrelerde söyledikleriniz var, çalışmalarınız var. Hatta sizinle ilgili araştırma yaptığımızda, sitelere, sayfalara baktığımızda bununla ilgili çalışmalarınızı da görüyorsunuz. Bugün de bizi kırmadınız, geldiniz. Hatta bir tedavi görüyor olmanıza rağmen değil mi hocam? Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. İzleyenlerden de o anlamda özür diliyorum, dişlerim evet ama herhalde söylediklerim anlaşılacak. Evet, mühim olan bilim ve sağlık diyoruz. Hocam bir tanımlamayla girelim mi yine daha önceki programlarda yaptığımız gibi? Bipolar dediğimizde bozukluk, bipolar bozukluk dediğimizde neyi anlıyoruz? Bu bir bozukluk mu? Bu bir sendrom mu? Bu bir tanımlanmış hastalık mı? Girişte söylemeye çalıştığımız gibi böyle uçuşa geçen duygularımız olur mu? O duygularımızdan siz uzmanlar nasıl böyle bizi tutup geri aşağıya çekersiniz? Bütün bunları dinlemek isteriz ama neye bipolar diyoruz? Öncelikle yenileyici olduğunu vurgulamak isterim. Ataklarla giden ve kronik bir hastalık olduğunu, süregen bir hastalık olduğunu, ömür boyu olduğunu bu tedavi sürecinde de önemli çünkü. Duygu durum ataklarından neyi kastediyoruz? Çökkünlük ve yükselme dönemlerini. Bunlara depresif dönem ve evet manik dönem diyoruz. Yani bir öyle bir böyle diyebileceğimiz bir şey mi hocam? Yani bir dipte bir yüksekte mi olunuyor? Adı üstünde bipolar, iki uçlu. Bir ucu evet depresyon, bir ucu mani. Bir ucu çökkünlük, bir ucu yükselme. Duygu durum bozukluğu olarak geçer ama buna yine önemli şunu eklemek isterim ben. Duygu durumu enerji de, psikomotor aktivite dediğimiz şeyin eşlik ediyor olması da çok önemli. Çökkünlük dönemlerinde enerjimiz azalır, aklımız daha az çalışır. Mani dönemlerinde ise tam tersi bir işte hızlanma düşüncelerde, enerjide de bir artış, uyku ihtiyacında azalma. Yine özellikle belirtmek istediğim hani mani dönemlerinde hep şey öfori dediğimiz o fazla neşenin üstünde durulur. Oysa manik dönemlerin bir kısmında bu neşe yerine biz irritabilite dediğimiz sinirliliği, tahammülsüzlüğü görürüz. Önemli bir kısım hastada. Evet. Çok önemli bir tanımlama oldu. Bunun üzerinden hocamıza sorular sormaya devam edeceğiz. Gelen sorularınızı da cevaplandırmayı sürdüreceğiz. İlerleyen dakikalarda bir röportajımız da var. Hocam sokağa çıktı, arkadaşlarımız sordular. Ben bir soru daha sorayım, onun cevabını alınca sokağa da bir kulak verelim. Acaba muhabirlerimiz ne sormuşlar, neleri kaydetmişler? Birlikte ona kulak vermiş olacağız. Hocam bipolar olmaya kimler aday? Ya da kimler bipolar olmaya aday? Herkes aday mı? Burada neleri görüyorsunuz? Hani bir işte bagaj var mı öteden gelen, yaşadığı durumlarla ilgili bir yanı var mı, işte beslenmeyle ilgili bir yanı var mı? Bir sürü bir şey geliyor saçma sapan da olsa aklımıza. Kimler bipolar olmaya aday? Yani ben her an bipolar olabilir miyim? Karşımdaki olabilir mi? Yönetmenim olabilir mi? Siz olabilir misiniz? Biraz rahatlatır mısınız bizi?
Öncelikle psikiyatrik bozukluklar içerisinde otizmden sonra, tik bozukluklarından sonra genetik yükün en ağır olduğu bozukluk olduğunu söylemem gerek. %70 oranında kalıtıldığını. Dolayısıyla bir background lazım. Genlerde bu bozukluğun uyur şekilde bulunması lazım. Hatetiği çeken de bir yaşam olayı ya da bir genel tıbbi hastalık. Bu tür bir şey lazım. Çocukluk çağı travmalarını yine çok sık görürüz bipolar bozuklukta. Bu ille kötüye kullanım olmak zorunda değil. Duygusal ihmal özellikle çok dikkati çekiyor. Bu şekilde aile öyküsü çok önemli bizim için. Hani ailede bipolar bozukluğu olan kimse varsa ya da yenileyici depresif dönemleri olan biri varsa bu kişiler risk anlamında en ön planda bulunanlar. Evet, işte bunlar aday olarak düşünülebilir. Evet. Böyle bir durum yaşamamış olsalar bile ailede böyle bir öykü varsa, böyle bir genetik bagaj, bir işte aktarım varsa aile fertleri buna dikkat ediyor olmalılar. Yani belki de bu programları daha net izlemediler, sizin yazıp çizdiklerinize daha çok bakmalılar, bu alanda kim ne söylüyor takip etmediler. Bunların yararı olur mu hocam? Yani önceden yakalanması ya da bir tertip, bir çare, bir çözüm, işte bir çerçeveleme falan yararlı olabilir mi? Aklıma geleni ve hani en önce söylenmesi gerektiğini düşündüğümü söyleyeyim. Risk altındaki kişiler hani en önce neye dikkat etmeli? Döngüsel bir bozukluk demiştim başta, yenileyici bir bozukluk. Bu döngüselliği kırmak için düzenli bir hayat, düzenli uyku saatleri, düzenli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yine düzenli sosyal aktivite. Evet, bunlar galiba hayatımızın ritüelleri olmalı, değil mi? Yani evet, özellikle riskli olmalı. Bireylerde bu dört ayakta, dört adımda düzene, döngüye özellikle dikkat etmek lazım. Sevgili seyirciler, hocamızın değerli açıklamalarını, bilgilerini almayı sürdüreceğiz. Sizlerin sokakta sormuş olduğu sorular ve yapmış olduğunuz tespitlerin doğrulamasını ya da yanlışlamasını şimdi hocam yapacak. Şu anda hep beraber yönetmenim Ayşe Hanım'ın bize göstereceği, muhabirimiz Rüveyda Gönül Alçağ'ın ve kameramanımız Şahan Şengür'ün tespitleriyle sokağa bakıyoruz, ardından buradayız. Sabahları mutlu, akşama doğru kendinizi daha gergin hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Ya da bir gün içerisinde dört mevsimi yaşadığınız anlar. Bu ve benzeri durumları acaba kaçımız yaşamışızdır? Vatandaşlarımıza gün içerisindeki duygu durum değişikliklerini sorduk. Bakalım onlardan nasıl cevaplar almışız? Gün içerisinde duygularınızda bir değişiklik oluyor mu? Evet, zaman zaman iyi, zaman zaman kötü değişiklikler oluyor. Şu sıralar haberleri izlememeye özen gösteriyorum. Çünkü sürekli kötü şeyler, sürekli moral bozucu genelde. Hiç güzellikleri genelde bahsedilmiyor. Yani kendimi bazen mutsuz hissediyorum, bazen mutlu hissediyorum. Yani iş konusu, yaşantım bakımından. Yani bazı duygular yaşıyorum gün içinde. Tabii zaman zaman herkes gibi bende de oluyor, yaşıyorum. Gün içinde yaşadığım strese, çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Yok, gayet rahatım. Çok güzel. Ülkemiz güzel, insanlar güzel. Bunda daha güzel bir şey olabilir mi? Her an olabiliyor. Ben çünkü hayatta çok mutsuz bir kadınım. Çocuklar okula gidiyorlar, iş, metrobüs, araba. Eve geç gidince stresim oluyor. Peki, bu konu hakkında uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Kendime soruyorum, düşünüp de. Ben şunu sormak istiyorum bu kişinin uzmanlarına. Bipolar rahatsızlığı olan insanlara karşı nasıl bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor? Hani durumu nasıl idare etmek gerekiyor? Yakınlarımızda böyle bu tarz rahatsızlıkları bulunan kişilerle nasıl iletişim kurmak gerekiyor? Bunu çözersem hayatım ciddi anlamda rahatlayacak çünkü. Mutlaka sormak istiyorum. Yani ben her gün mutlu olmak istiyorum. Evimde huzurluyum ama sokağa çıkınca bütün sinirlerim alt üst oluyor. Bunun için bir öneri istiyorum. Evet, ve geri döndük. Soruları ben de bakmaya ve not almaya çalışıyordum. Hocam,
tespitler var, sorular var. Mutsuzluk olarak bir seyircimiz niteledi. Aslında biz bipoları biraz aşırı mutluluk gibi gözlemliyoruz. Hani oradaki tespitlere katılır mısınız? Doğruları, yanlışları ve sorulan sorularda hangilerini cevap vermeyi uygun bulursunuz hocam? Öncelikle aşırı mutluluk olarak algılanmamalı. Bipolar bozukluklu bireylerde zamanın, hayatın önemli bir bölümünü kaplayan dönemler depresif dönemler. Bizler de maniyi tedavi etmekten çok bipolar depresyonu tedavi etmekte zorlanıyoruz. Hocam, cinsiyet farkı gözetir mi? Yani gerçi bizim de hazırladığımız sorular aslında sokağın da sorduğu sorulara bir nevi cevap da teşkil edecek. Zaten bu alanda çalışan önemli bir hocasınız ve söylediklerinizin yenilikleri de var. Tedavi kısmında ağırlıklı açmanızı rica edeceğim ama bipolarda bir cinsiyet farkı var mı? Mesela erkeklerde daha çoktur da kadınlarda daha mı az? Ya da işte şu yaşta başladığında daha fazla görülür de böyle olunca daha mı az görülür? Böyle bir kliniğin bir tespiti var mı? Bilimden sağlığa olan yürüyüşümüzde böyle bir veri elde edebiliyor muyuz? Unipolar depresyona baktığımızda belirgin bir kadın baskınlığı var. Kadın cinsiyette görülme sıklığı var. Bipolar için böyle bir ayrım yok. Kadın ve erkekte eşit oranlarda görülüyor. Belki şunu söyleyebiliriz. Manik dönemler erkek bireylerde daha sık. Olabilir. Başka bir şey var mıydı? Evet. Hocam ne sorayım? Mesela bipolar ataklar dediniz siz röportaj öncesinde. Bu bipolar ataklar meselesini biraz daha seyircilerimizin anlaması açısından. Yani o atak bir kriz halinde, bir arka arkaya şarj halinde mi geliyor? Yani biz bipolar ataklar dediğimiz şey nasıl bir şey? Ve bir de bunun belli zamanları mı var? Mesela kişi kendisine gelen bipolar atakları anlar mı? Yani öncüler verir mi gelmeden evvel? Ya benim ataklarım geliyor, bende bipolar atakları olacak, ben hani oturayım, işte yardım alayım, şöyle yapayım gibi bazı önerilerde bulunabileceğimiz bir şekilde bir öncüllü olur mu? Yani bir depremin öncülleri gibi bize bir işaret verir mi? Kişi bunu anlar mı ya da verirse de? Ne söylersiniz? Şuradan başlayayım. Bir önceki soruyla bağlantılı sokak röportajlarında mutluluk, mutsuzluk, hep mutlu olmak istiyorum şeklinde söylendi. Olanla hastalık arasındaki fark bir nitelik farkından çok bir nicelik farkı. Mutluluğu 5 birim hissettiğinizde bir problem yok ama bu 8 birim, 9 birim ise evet bir problem var. Ha, hep mutlu olmak gibi bir şey var mı hayatta? Herhalde öncelikle bunu düzeltmek gerekiyor. Böyle bir şey yok. Ataklar nasıl? 3 haftadır akut dönemin tedavisi. Dolayısıyla bir atak ortaya çıktığında bu mutlaka fark edilir ve tedaviye yönlendirilir. Tedavi uygulandığında da evet 3 hafta içerisinde son bulur. İyilik dönemlerinde bu bireyler sizden benden çok da farklı değil. Bir atağın fark edilmesi, önceden öngörülmesi için belirtilere bakmak gerekiyor. Genelde klinik olarak ilk bozulan öncelikle uykudur. Uykuya dalmada, bölündüğü zaman yeniden dalmada güçlükler ve uyku ihtiyacında bir azalma ortaya çıkar. Manik dönem için konuşursak. Depresif dönem için de bunun tersi. Uyku ihtiyacında artma. Bipolar depresyona özgüdür bu ikisi de. Yine öncü belirtilerden hastalarımızın kendileri fark etmese bile birinci derece yakınları bunu ilk gözleyenler. Ebeveynler, eşler özellikle. Duygu durum yanında psikomotor aktivite önemli demiştim. O enerji artışına ya da enerji azalmasına yine vurgu yapmak isterim. Uykuyu söyledim. Evet. İlk belirtilerden biri diye. Buna eşlik eden vejetatif dediğimiz iştah artışı ve iştah azalmasını da bu yönde değerlendirebiliriz. Evet.
Hocam biz bazen hani bipolar, işte manik depresif deyince aklımıza gelen şeyler oluyor. Kişilerin kendini kurtarıcı görmesi, işte daha iyi görmesi, havadan uçakları giderken işte onlar ben icat ettim falan diye onlara gülümsemesi, yandakilere bak görüyor musun benim işte oyuncaklar işte yine geçiyor falan demesi ya da kültürel durumlara göre kendini peygamber hı hı. görmesi, işte Mesih görmesi, kurtarıcı görmesi ya da ben işte kraliçenin kızıyım, ben kraliçeyim falan demesi, krallık falan kalmamış olmasına rağmen. Bazen çevremizde böyle durumlar ya da haberlerde böyle durumlar görüyoruz. Ya da henüz ben kendimin kim olduğunu açıklamadım. Zamanını bekliyorum. Bunu açıkladığım zaman dünyada savaşlar bitecek, barış gelecek. Ben bir cümle söyleyeceğim, herkes bu cümleye odaklanacak ve dünya barışını bulacak. Artık insanlar mutlu olacak falan. Yani böyle böyle söylemler oluyor. Bu bugünkü konumuzla bağlantılı bir hayat bir şey. Hayat bayramı olsa. Hayat bayramı olsa, evet. Buyursunlar hocam. Öncelikle bu tür olgular bizim psikotik bulgulu dediğimiz, gerçeği değerlendirmenin bozulduğu olgular. Ama bipolar bireylerin tamamında durum böyle mi? Hayır değil. %15, %20'lik bir kesiminde bu hastaların gerçeği değerlendirme bozuluyor. Ataklar bu kadar şiddet kazanıyor. Böyle durumlarda tabii ki de tedavide de daha güçlü, daha hızlı başlayan bir şeyler seçmek durumunda kalıyorsunuz. Gerçeği değerlendirme bozuksa. Bu saydığınız şeyler manik dönemin gerçeği değerlendirme bozuklukları. Ben depresif dönemde de bunların tam tersine işaret etmek isterim yine. Oralar hep es geçiliyor. Bunun tersi. O kadar değersizim, o kadar yetersizim, o kadar beceriksizim ki ölmeyi hak ediyorum gibi. Ya da her kötü şey benim başıma gelir. Ben asla iyi bir şeyi başaramam falan. Böyle duygular da olur mu hocam? Evet, olumsuz biliş dediğimiz bazen iyilik dönemlerine de sarkan bu tür durumlar. Olur. Peki hocam, tedavi kısmından da belki seyircilerimizin de soruları olacak. Bu arada takip eden dostlarımız var. Size teşekkür ediyorlar. Neval Kurt hocamızı izliyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Halil İbrahim Şahin, Ahmet Bulut, Şakir Kurtulmuş, Neval Kurt, Özlem Alkan, Canan, Can Polat Şahin, Özlem Eser Öztoprak, Mustafa Yıldırım, Hakan Özcan, Meltem Kavak, Mikail Türkerbal ve Nuriye Kumbasar gibi değerli dostlar bizi takip ediyorlar ve farklı alanlardan da soruyorlar. Hocam, anlaşıldığı kadarıyla bu konu aslında gündemimizde olan bir konu, bunu anlıyorum. Bir şekilde gündemimize geliyor. Daha çok depresyonu konuşuyoruz gibi olsa bile aslında manik depresifi ya da bipolar bozukluğunu da konuşmuş oluyoruz. Bunlar bilimsel olarak sizler, o ince ayrımı sizler yapıyorsunuz. Biz bipolar bozukluk, işte manik depresif bozukluk falan deyince aynı şeyleri anlıyoruz ama siz klinikte onların da galiba ayrışmasını yapıyorsunuz. Çünkü tedavide galiba o ayrıştırıcılık çok önemli değil mi hocam? Yani başlangıç meselesi, içinde başka durumların barındırıp barındırılmadığı, görülen bir tedavinin olup olmadığı, o tedavinin başarı oranlarının ne olup olduğu, nelerin atlandığı gibi önemli ayrıntıları tespit ediyorsunuz. Tedavi galiba böyle de başlıyor değil mi hocam? Evet. Öncelikle son yıllarda bir spektrum yaklaşımı dediğimiz hastalıklarla ilgili bir yelpaze yaklaşımını anlatmak, bundan söz etmek isterim. Buyurun hocam. 1 ile 100 arasında bir çizgi düşünün. Bunun yüz ucu, en ağır ucu, evet, klasik anlamda manik depresif hastalık, manilerin, depresyonların olduğu. Ama bir uçta da en hafif formu, hastalık diyemeyeceğimiz işte hipertimik, siklotimik kişilik yapıları. Bu çizgi üzerinde hastalığın depresif dönemler ve maniye varmayan hipomanik dönemlerle seyredenine bipolar bozukluk tip 2 diyoruz. Bir bu ayrımdan bahsetmek isterim. Buraya gelmeden önce belki hatta unipolar bipolar ayrımından, yineleyici depresyonda bipoların ayrımından. Maniler tanınmayacak gibi değil ama hipomani olduğunda bu gözden kaçabiliyor. Oysa
Bu olgular da o bipolar yelpazenin içerisinde. Tanı bağlamında bunları söyledikten sonra belirti kümelerinin önemini vurgulamak isterim. Anksiyete belirtileriyle giden, kaygı bozukluğuyla giden olgular ya da obsesif belirtilerle giden, takıntılarla giden olgular ya da karma dönem dediğimiz işte depresif dönem ama manik belirtileri de içinde bulunduran ve bunun tersi manik dönem ama depresif belirtileri de içinde bulunduran bütün bu alt başlıklara göre tedavi modalitelerinde de yine elbette değişikliklerimiz var. Dolayısıyla iyilikten doğru tedaviden önce bu ayırımların iyi yapılması gerekiyor. Evet. Bunu belirtmek lazım. İyi olmak kavramını sıklıkça kullanıyoruz. Yarın psikolojik iyi oluş konusunu rektörümüz Nevzat Arhan Hoca anlatacak. Şaban Özdemir soracak. Yarın aynı saatte bugün bu programda takip edin lütfen Bilimde Sağlığa programında Şaban Özdemir Nevzat Hoca ile bu konuyu işleyecek. Hocam biraz az evvel sorularıma geri döneceğim. Hani böyle kurtarıcı mesih falan. Mesela bazen rüyalara çok anlam yükleniyor. Belki bir bağlantısı yoktur ama duymak isterim sizden. Ya da kendine mesajlar geldiğini düşünüyor. Diyor ki yani dün rüyamda gördüm. Dedim işte filan evliya ya da işte şu kişi, şu işte devlet büyüğü, Atatürk vesaire. Bana mesaj verdi diyor mesela. Diyor ki bana vermiş olduğum mesajdan dolayı ben bugün böyle böyle davranacağım. Ya da içime böyle bir duygu geldi. Ya da işte şöyle bir rüya gördüm. Ya da dostlarım, yakınlarım bu yönde rüyalar gördüler ve ben böyle böyle yapayım. Bu da sıklıkla olunca ve bir tavan yapınca ve hayatın yönetimini görmüş olduğu bu rüyalara ya da içine gelmiş olan bu mesajlarla yönetmeye başladıysa gerçek dünyadan bir kopuş gibi mi görürsünüz bunu? Yani bipoların bir yerine bir eksen olarak oturtur musunuz? Yoksa bu hani bizim kültürümüzde işte var olan bir şey biraz abartmış falan diyerek geçer misiniz? Nasıl yaklaşırsınız? Bir çiçekle bahar olmaz derdi bir hocam, onu söyleyeyim önce. Diğer belirtileri de ararız tabii ki. Bu durum bipolara özgü müdür? Hayır, değildir. Daha çok şizotipal kişilik bozukluğu ya da sınır kişilik örgütlenmesi dediğimiz kişilerde daha sık görürüz. Ya da şizofreninin kendisinde. Gerçek dünyadan kopuş, evet gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu anlamına gelir bizim için ve müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Diğer kişilik bozukluklarında böyle bir müdahale ya da işte gerçeği değerlendirmenin tam bozuk olup olmadığını yine ayrıca değerlendirmek gerekse de bunları söylerim. Evet, peki. Hocam biraz beyinden bahsetmek gerekir mi? Yani biz genelde Bilimden Sağlığa programının konukları, psikiyatri hocalarımız, psikologlar hangi yakınmayı, hangi hastalığı ya da durumu konuşsak işin bir beyinle ilgili kısmına temas ediyorlar. Biz ruh sağlığı ve hastalıkları diyoruz ama galiba aslında biyolojik açıdan baktığımızda daha çok beyin üzerinden konuşmamız gerekiyor. Bugün anlattığımız, konuştuğumuz bu konu beynimizle alakalı mı? Ne kadar alakalı, ne kadar ilgili? Bipolar konusu bir beyin konusu mudur aslında? Yani beynimizdeki bir çalışma, beynimizdeki bir durumla mı ilgilidir? Biraz bu kısmı ayrıntılı verebilir misiniz hocam? Yani bu bizi biraz da rahatlatacak çünkü bazı kişiler ya ruhum hasta diyorlar. Aslında ruhumuz mu hasta yoksa beynimizdeki duygulanımlarla ilgili başka bir şey mi yaşıyoruz? Ne yaşıyoruz? Bipolar bozukluk evet bir beyin hastalığıdır. Bu beyin hastalığı yaşam olaylarıyla, yaşamın kendisiyle, deneyimlerle direkt olarak ilişkilidir. Bipolar bozukluk evet bir beyin hastalığıdır ama başka bir takım bedensel hastalıklarla da ilişkilidir. Ne oluyor beynimizde ya da bu etkileşimler içerisinde ne oluyor? Siz 10 gün bir şeye üzüldüğünüz zaman 11. gün bunun şiddetine ve sürekliliğine göre bir takım kimyasal değişiklikler başlıyor.
ya da oklar çift yönlü. O kimyasal değişiklikler yani öncelikli olarak başlıyor. Bu durum devam ettiğinde buna elektriksel aktivitede değişiklikler ekleniyor. Yine şiddet ve süreklilik ölçütüne göre bir süre sonra artık beyinde yapısal değişiklikleri de görmeye başlıyoruz biz. Bipolar bozukluk, unipolar bozukluktan farklı olarak erken başlangıçlı bir bozukluk. Yapılan çalışmalar en çok 25-26 yaşlara vurgu yapsa da hani oralarda bir pik olduğuna. Bir diğer önemli başlangıç peki aslında ergenlik yılları, 18 yaş civarı. Hocam, kariyerden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Yani kişinin belli bir kariyere gelmiş, çalışmış, tahsil yapmış, zorlanmış, ön lisans, yüksek lisans, doktora bir yere gelmiş ya da işte ticarette, sosyal hayatta bir yere gelmiş, iyi bir kariyer elde etmiş. Ve sonra bipolar atakları ve bipolarla tanışmış. Bipolar bozukluğu tedavi edilmezse eğer, kariyer tehlikeye girmiş olur mu? Ya da kariyerde ne gibi sorunlar ortaya çıkar? Bu dikkate alınması gereken bir durum mu en azından? Şimdi sizin söylediğiniz gibi kariyerde bir yere gelinmişse ne mutlu. Çünkü biraz önce dediğim hastalığın aslında erken başlangıçlı olduğu. Dolayısıyla çok önemli gelişimsel dönemlere etkisi var. Bu işte üniversite yıllarından ne bileyim evliliğe adım atma yönünden daha sonra bir iş bulup bu işte süreklilik gösterme yönünden bunlar daha önemli. Dediğim gibi bir yere gelmişse ne mutlu ondan sonra başlıyorsa. Demek ki gelebilmeme riski daha yüksek değil mi hocam? Yani erken başlangıcı olması bakımından. Hafif, orta şiddetli, gidişli olgularda o kadar değil. Hastalığın hani şiddetiyle değişen bir şey. Ve tabii ki yine o background'la hani cepten alabileceğiniz materyalle ilgili bir şey. Ve tabii yine çevresel etkenlerin rolü çok önemli. Sosyal destek ne kadar ya da işte tedavinin etkililiği, tedavinin süreci, bütün bunlar hastalığın gidişini etkileyen şeyler. Dolayısıyla çok doyum veren, başarılı bir kariyer ve işte gündelik hayat süren olgular da var elbette. Demek ki yani kariyer oluşmuşsa aslında bir noktaya gelinmiş ama kariyerin oluşması aşaması dönemleri daha, çok daha önemli. Peki akademik başarıyı o zaman belki bunu öncesini sormam gerekirdi. Yani kariyer elde edilemiyorsa kolaylıkla bu bahsettiğiniz durumlarda aslında akademik başarıda da bir problem olur. Yani kişinin lisansını, ön lisansını ya da işte diğer işte tahsil mertebelerini dönemlerinde de zorluklar yaşayabilir. Akademik başarı, akademik hayatını bırakmak zorunda kalan kişilerde olabiliyor mu hocam? Yani tedavinin kıymetini sanki bu anlatımlarınızdan biraz daha net anlamış olacağız. Şöyle, akademik başarının sürekliliği önemli. Biz bipolar olgularda atakların da etkisiyle bu başarının inişli çıkışlı bir grafik gösterdiğini görürüz. Depresif dönemlerde o grafikte çökmeler olur. Hipomanik dönemlerde o grafik yükselir. Akademik başarı artar, yaratıcılık artar, psikomotor aktivite, enerji düzeyi arttığı için akademik başarıya yapılan yatırım artar, ayrılan zaman artar. Dolayısıyla o grafikte evet yükselmeler olur. Depresif dönemlerde de tam tersi sürekliliğini göz önünde bulundurmak gerekir. Tedavi bağlamında da yine hep ataklara vurgu yapılır. Ama bu olguların iyilik dönemlerinde tedavinin sürdürülmesi, koruyucu tedavinin yapılması, bu sözünü ettiğimiz grafikteki iniş çıkışları azaltmada özellikle önemli. Evet. O grafiği daha yüksek ve düz bir çizgide sürdürmek. Evet. Hocam, Instagram'dan da bizi takip ediyorlar.
Havacan, Sevinç, Mahram Azerbaycan'dan, Avukat Ayşe Hanım, Didem Düz, Nurgül Alavanda, Tuğba Salcı, Hülya Hanım, Seda Cansız, Nur Ayaz, Sevda Kıran, Sibel Üresen, Gönül Merak, Umut Öztürk, Haber 7 Radyo'dan, Zübeyde Mermer, Ahmet Bulut, Süeda Nazan, Arzu Konan, Hakan Özcan, Öztürk değerli epeyce seyircilerimiz sizleri izliyorlar. Ve bir seyircimiz diyor ki, Avukat Ayşe Hanım diyor ki, seyrediyoruz, hocamıza selamlar. Şimdi sokakta biri soru sordu ama ben de sorum şu, bu tür kişilere nasıl davranmalıyız? Yani biz onu sormadık, yani Ayşe Hanım'ın sorusu önemli. Nasıl iletişim kurmalıyız? Uzun vadeli güvenli ilişkiler bu kişilerle kurulabilir mi? Bipolar bozukluğu olan kişilerle olan münasebetimizi nasıl sürdürmeliyiz, nereye oturtmalıyız diyor hocam. Bu bozukluk inişli çıkışlı bir bozuklukta, döngüsel bir bozukluksa eğer, ki öyle olduğunu söyledik, aynalık, tutarlılık, süreklilik çok önemli ilişkilerde. Karşımızdaki bireyin duygu durumuna ya da nasıl hissettiğine bağlı olarak değişen davranışlar değil de dediğim gibi aynalık, tutarlılık ve süreklilik çerçevesinde olmak önemli. Hem mesafe açısından hem de duygu dışa vurumunda şiddet açısından. Duygu dışa vurumunda yüksek geri bildirimler tercih edilen şeyler değil. Bu bağlamda belki yine tedaviden söz etmek gerek. Terapiler son dönemde bipolar bozukluğu. Yeni ufuklar, yeni tedaviler, manyetik uyarım tedavisi, dip diyemez ya da işte neler var bilmiyorum. Biraz tedaviyi bu kişiler arası ilişkiler bağlamında terapilere girmek istedim. Şöyle ki son dönemde öne çıkan ve çok yararlı olduğu gösterilmiş iki terapi türü var. Bilişsel davranışçı terapiden sonra bunlardan biri kişiler arası ilişkiler terapisi. Bu çok önemseniyor çünkü bipolar bozuklukta reaktif duygu durum dediğimiz o etkileşimdeki başka bir bireyle ilişkimizdeki yanıtlardan daha sık ve yüksek oranda etkilenme söz konusu. Kişiler arası ilişki terapisinde tam da bu ilişkiler inceleniyor. Ve yakın ilişkiler birinci dereceden ya da işte gündelik hayatta önem taşıyan kişiler de bazen yine görüşmeye çağrılıp ortak görüşmeler yapılabiliyor. Diğeri de sosyal ritim terapisi dedim. Bu da yine döngüselliğe, reaktifliğe, değişkenliğe vurgu yapan bir terapi türü. En başta saydığımız o uyku, beslenme, fiziksel aktivite ve sosyal aktivite bağlamında yine düzenliliğe vurgu yapan, bunu düzenleyen bir terapi türü. Evet. Bu ikisini söylemek hocam, istedim. Bilimden sağlığa ilerleyişimize 4 dakikamız var. Tedavi açısından bize yeni şeyler sunuyor mu? Hı-hı. Klinikte neler var? Hangi tedavi seçenekleri var ve bunlarda bir yeni durum var mı? Efe İstanbul Beyin Hastanesi'nde neler yapıyorsunuz? Tedavide yeni ufuklar dediğimizde seyircilerimiz onları merakla bekliyorlar. Bu 4 dakikayı sadece bunlarla sınırlayalım. Tedavileri bize anlatın lütfen. Son dönemde dikkat çeken terapilerden bahsetmiş oldum. Yenilik olarak belki şunu söylemem gerek. Çevresel etkenlerle ve genel tıbbi durumlarla etkileşimden bahsetmiştim. Genel tıbbi durumlar içerisinde bipolar bozuklukta dikkat çeken bir metabolik sendrom, bir diyabet, bir hipertansiyon, bir kan yağlarında düzensizlik ve bir obeziteyi dikkate almak gerekiyor. Bu saydığım şeylerin tedavi edilmesi bipoların gidişini de olumlu yönde etkiliyor. Yine son dönemde bir yenilik olarak söylenmesi gereken bu hastalığın bağışıklık sistemiyle, inflamasyon süreçleriyle olan ilişkisi, atak dönemlerinde bağışıklık hücrelerinin aktivitesinde vücudun genel enflamatuar yanıt olarak söyleyebileceğimiz yanıtında değişiklikler söz konusu. Dolayısıyla tedavi bağlamında da bunlara da
değinmek, bunlara da bakmak önemli. Bir beyin hastalığı demiştik. İlaçlarımızın yanında son dönemde daha ağırlık verilen bir takım somatik sağaltımlar var. Bunlar da transkraniyal manyetik uyarı, derin beyin stimülasyonu uyarımı ve vagus sinirinin uyarımı. Bizim daha çok pratikte sıklıkla tercih ettiğimiz transkraniyal manyetik uyarı. Bununla ilgili hani rutinde zaten yaptığımız bir şeydi ama yenilik olarak söyleyebileceğim belki beyin haritalamanın bu tedavinin uygulanmasında, bu tedaviye yanıt alınmasında bir yol göstericiliğinin olduğu ya da kimlerin bu tedaviye yanıt vereceği konusunda. Tedavi seçiminde yine konuştuk. Belli işte alt başlıklar, alt gruplar, her bireyin, her bipolar olgunun her tedaviye yanıt vermesi diye bir şey söz konusu değil. Belli bireyler belli bir tür tedaviye ya da işte belli belirtiler belirli türde bir tedaviye daha iyi ya da daha kötü yanıt verme eğiliminde. Durumuna, yaşanan durumun şiddetine, sürecine vesaireye bağlı olarak hekim bir tedavi yöntemi belirliyor. Bir çantası var ya da seçenekleri var. Bunların içerisinde manyetik uyarımın önemli olduğunu rutinde bunu yapmamızı. Beyin haritalanması dediğimiz EEG'den bahsediyorsunuz değil mi hocam? Kısaca halk arasında EEG olarak bilinen. Kantaj EEG dediğimiz QEEG. Ve buradan hareketle manyetik uyarım tedavisinin nereye uygulanacağı ya da uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin bir veri mi elde ediliyor? Ve yanıt alınıp alınmayacağına yönelik ya da hangi bireylerde daha iyi yanıt alınacağına yönelik. Evet, çok güzel. Haftaya bağımlılıkta bağımlılık tedavisini, manyetik uyarım tedavisini konuşacağız. En azından şu anda seyredenlere diyelim ki bipolar tedavisinde manyetik uyarım tedavisinin uygulanmasına hocam işaret etti. Önemli bir işaretti. Bu haftayı bağımlılık üzerinden de konuşacağız. Oradan da ayrıntılı bir biçimde manyetik uyarımın ne olduğunu söyleyebilirler. Hocam programın tümünde son dakikalardayız. Hani söylemek istediğiniz ama söyleyemediğimiz tedavi açısından, teşhis bakımından, yaşam bakımından, hayat kalitesi bakımından önemli gördüğünüz neler var? Birkaç cümleyle bağlayabiliriz. Tedavi bağlamında uzun süreli gidişin akut dönemlerden daha çok önemsenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Tedavide uzunlamasına gidişe odaklanılmalı. Bu hastaların yaşam kalitesi çok önemli. Burada da depresif dönemlerin aslında manik dönemlerden daha çok önemsenmesi, daha çok irdelenmesi, işlevselliğin daha çok bu dönemlerle ilişkili olduğuna vurgu yapmak isterim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben geldiniz, teşekkür ederim. Kırmadınız, çok güzel bilgiler verdiniz. Estağfurullah. Var olun efendim, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, değerli hocamız Profesör Doktor Sermin Kesebil hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Mesele önemliydi, lütfen bir kez daha izleyin. Ulaşamayan seyircilerimiz danışma hattından sorabilirler, hocamız kendilerine yanıt verecekler. Yarın Nevzat Tarhan hocamız burada Şaban Özdemir'in konuğu olacak. Bilimden Sağlığa programında psikolojik iyi oluştan bahsedecekler. Haftaya benim konuklarım ise bağımlılıkta manyetik uyarım tedavisini aktaracaklar. Hepinize iyi bir hafta sonu, hepinize sağlık diliyorum. Bipolardan da uzak kalan bir yaşam olsun değil mi hocam? Amin. Ne kadar mutlu görünse bile amin. İyi günler.